Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizden birim kesirler konusunu anlatacağım. Örnekler göstereceğim, alıştırmalar yapacağım. Devamında birim kesirleri sıraya koyma, yani büyüklük küçüklük olarak karşılaştırma nasıl oluyor, nelere dikkat etmeliyiz? Ve son bölümde de birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme nasıl yapılıyor? Ya da sayı doğrusunda gösterilen birim kesirlerini nasıl yazacağız? Bunları anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Birim kesir bir bütünün eş parçalarından sadece bir tanesini gösteren kısma birim kesir diyoruz. Ve payı her zaman 1 oluyor. Örneklerimize bakalım. 7'de 1, 30'da 1, işte 100'de 1 gibi. Şimdi basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirlerde birim kesirleri nasıl yazacağız? Bunlara bir bakalım. Bakın bir tane şeklimiz, birinci resmimizde bir basit kesir var. İlk önce bu kesiri yazalım. Daha sonra bunun birim kesirini yazacağız. Kaça ayrılmış? Bakıyorum şöyle. 8, 8 daha 16. 16'ya ayrılmış. Kaç tane boyanmış? 9 tane. Yani buradaki boyalı olan kısım 16'da 9. Peki bunun birim kesiri nasıl oluyor? Şöyle yazacağız. Yani resim olmasaydı, sadece şöyle olsaydı nasıl yazacaktık? 16 payda olacaktı ve üstte yine 1 yazacaktık. Bir parçayı ifade edecekti. Resimde yani şurası işte 16'da 1 birim kesir. Peki burada 16'da 9 kesrinde kaç tane birim kesir var? 9 tane. Zaten resimden anlıyorsunuz. 9 tane birim kesir var. Peki öğretmenim resim olmasaydı nereden anlayacaktık? Resim olmasaydı pay kısmına bakacaktık. Burada 9 tane olduğunu anlardık. Demek ki 16'da 9 kesirinde 9 tane birim kesir var diye söylerdik. Burada da bir bileşik kesir var. Önce bir kesrimizi yazalım. Bir bütün bakın 9'a ayrılmış. Burada da aynı şekilde 9'a ayrılmış. O zaman paydamız 9 oluyor. Burada öğrenciler bazen şu hatayı yapıyorlar. İşte bunu sayıyorlar 9. 9 parçada burada 18. Payda 18 zannediyor. Hayır. Kesirlerde payda bir bütünün kaça kesildiğini ifade ediyor. Üstteki sayı ise kaç tane parça yenildiğini, kaç tane parça alındığını veya kaç parça boyandığını gösteriyor. Bir pasta olarak düşünseniz, yani misafirler gelmiş, bu kadar yetmemiş. Başka bir pasta daha kesmişler aynı şekilde, aynı büyüklükte. Ve kaç parça bakalım yemişler? 9, 10, 11, 12, 13, 14 parça. Yani buradaki kesir 9'da 14 demek. Bir bileşik kesir. Peki bunu birim kesir olarak yazdığımızda nasıl yazacağız? Paydamız 9 olacak ve üstte 1 yazacağız. 9'da 1. Peki kaç tane birim kesir var? Yine pay kısmından anlıyoruz. Bakın 14 tane. 14 tane birim kesir var. Tam sayılı kesirlerde birazcık farklı bir durum var. Şimdi göstereceğim. İlk önce kesirimizi bir yazalım. Buradaki resmi. 2 tane tam var. Kesilen bölümü yazalım. 4'e ayrılmış ve 3 tane boyamışlar. Yani 2 tam 4'te 3. Bunun birim kesiri yine aynı şekilde 4'ü yazacağız. Yukarıya 1 yazacağız. 4'te 1 yani şurası birim kesir. Veya burası yani bir tanesi demek istiyoruz. Peki bunun içerisinde kaç tane birim kesir var? Pay kısmında 3 var ama hayır, hemen 3 tane birim kesir var yazmayacağız. Niye? Çünkü baştaki tam olan bölümleri de düşüneceğiz. Bu 2 tane tam eğer bıçakla kesseydik kaça kesecektik biz bunu? 4'e kesecektik. Çünkü buradan anlıyoruz zaten. Paydaya bakınca da anlıyoruz. 4 tane buradan çıkacaktı birim kesir. 4 tane de bundan çıkacaktı, 8 tane. 3 de burada var, 11 tane. Demek ki 2 tam 4'te 3 kesirinde 11 tane birim kesir var diyeceğiz. Bu tam sayılı kesirlerde kaç tane birim kesir olduğunu aslında ilerleyen zamanlarda bir konu işleyeceğiz. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire döndürme. O zaman bileşik kesire döndürüp kaç tane olduğunu zaten anlayacaksınız. Ama bu aşamada bu şekilde bulabilirsiniz. Demek ki burada 11 tane birim kesir var. Tam sayılı olduğunda şu başındaki tam kısmı unutmuyoruz. Oradaki tamların kaça kesileceğini düşünüp sonra bunu da ilave edip öyle buluyoruz. Biraz alıştırma yaparsak daha iyi anlayacağız şimdi. Buradaki kesirlerin birim kesirlerini yazacağız ve kaç tane birim kesirden oluştuğunu bulacağız. Şimdi 25'te 18 birim kesir olarak 25'te 1. Kaç tane var? Yukarıdan anlarız. 18 tane. Peki 7'de 26. Nasıl yazacağız? 7'de 1 olarak yazacağız. Paydamız aynı olacak. Üstte 1 yazacağız. Kaç tane birim kesir var? Bakın 26 tane.
İşte tam sayılı da. Ne yapacağız? Tam kısmı unutmayacağız. İlk önce birim kesirini yazalım. 10 yazıyoruz paydaya. Yukarıya 1 yazıyoruz. Şimdi kaç tane olduğunu bulmak için bakın burada 8 tane var. Tamam, o dursun, beklesin. Bir de başındaki tam kısım var. Bu tam kısmı biz kesseydik, parçalara ayırsaydık kaça ayırmamız gerekiyordu? Bakın 10'a ayırmamız gerekiyordu. O zaman buradan 10 tane parça çıkacaktı. 8 tane de burada var. Yani buradaki kesirde 18 tane birim kesir var. Buradaki tam sayılı kesirde 18 tane birim kesir var. Devam edelim. Bununki 80'de 1. Kaç tane birim kesir var? 75 tane. Yukarıdan anladık. Bununki 5'te 1. Kaç tane var? 37 tane birim kesir var. Bununki yine 5'te 1. Az öncekininki gibi. Buradaki gibi 5'te 1 oldu. Tabi paydaya bakarak yazdık. Peki kaç tane birim kesir var? 2 tane burada var. 3 tane bütününde kestiğimizi hayal edelim. Kaça ayıracaktık bir bütünü? Bakın 5'e ayıracaktık. O zaman 3 tane 5, 5, 10, 15. Yani buradaki 3 bütünden 15 tane birim kesir çıkacak. 2 tane de burada var. 17 tane birim kesir var. Bu 3 tam 5'te 2'nin içinde 17 tane birim kesir var. Şimdi birim kesirleri sıraya koyma konusu. Resim olduğunda işimiz çok kolay. Ama resim olmasa mesela şöyle 3'te 1, 8'de 1 ve 14'te 1 kesirlerini gördük. Bunlardan en büyüğü bulmak istiyoruz. Şimdi burada öğrenciler bazen şu yanılgıya düşüyorlar. Burada 14 sayısını görüyorlar ve diğerlerinden doğal sayı olarak büyük olduğu için 14. 14'te 1 kesirini en büyük zannediyorlar ama değil, tam tersi. Buradaki bu kesirlerin içinde en büyük olan 3'te 1 kesir. Resimlere bakın anlayacaksınız. 3 tane pasta, birinci pasta 3'e ayrılmış ve bir parça. Ben bunu yedim örneğin. Arkadaşım da pastasını 8'e kesti ve o da bir tane yedi. Diğer arkadaşımız da bir tane yedi ama onun parçaları minicik oldu. Çünkü 14'e ayırdı o. En fazla pastayı ben yemiş oluyorum. Çünkü pastamı büyük büyük ayırdım. 3'e ayırdım yani. Bakın ne diyor? Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Yani 14'te 1 kesir en küçük burada. En büyük ise 3'te 1. Sıraya koyalım. 3'te 1 en büyük. 8'de 1 ikinci sırada. En küçük 14'te 1. İşte bu şekilde ayıracağız. Bir de resim olmayan bir örnek yapalım. Şöyle yazalım. Örneğin 15'te 1 kesri. 9'da 1. İşte 78'de 1. Birim kesirleri yazdım. Bunları büyükten küçüğe doğru sıraya koyalım. Hemen bakıyoruz. Paydası az olana bakacağız. Bu en büyük. 9'da 1 olan en büyük diyoruz. 9'da 1 büyüktür. Sonra 15'te 1 ikinci sırada. Ve en küçük 78'de 1 birim kesri. Bu şekilde sıraya koyduk. Devam edelim. Şimdi sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Mesela 7'de 1 kesrini öğretmenimiz verdi ve dedi ki sayı doğrusunda gösterin. Yazılda, sınavda bize sordu. İlk önce 0'ı koyacağız. Sonra 7 parçaya ayıracağız bir tane bütünü. Ayıralım. Sonra koyarız bir rakamını. Hemen bir rakamını koymuyorum. Çünkü ayırırken eşit ayıramıyor insan ne kadar da olsa. Şöyle yapıyorum ben. Bir adım. Bakın bir tavşan gibi hoplayarak gidiyorum. Bir adım hopladım. Bir daha gidiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşte buraya koyuyorum şimdi bir rakamını. Yani bir bütünü 7 eşit parçaya ayırdım. Ve birinci adım yani şurası. İşte 7'de 1'in olduğu yer bu şekilde doğru olarak gösterdik. Peki sayı doğruları verilirse ve birim kesirini yazın derse öğretmenimiz. Bakın bir bütün kaça ayrılmış? Bunu ilk önce bulacağız. Sıfırdan başlayacağız ve attığımız adımları sayalım. Başladığımız yeri saymıyoruz. Bazen öğrenciler şu yanlışı yapıyorlar. Buradaki çizgileri görünce çizgileri sayıyor. İşte 1, 2, 3, 4 bu şekilde 10 parça sayıyor. Ama buradaki bütün 10'a ayrılmadı. Nasıl? Bakın sayalım. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki bütün 9'a ayrılmış. Ve birinci adımı zaten işaretleyeceğiz birim kesir olduğu için. Yani buradaki birim kesir 9'da 1 olacak. Bakın 2 tane bütün olduğunda ne olacak? Fark etmez, biz yine bir bütünü sayacağız. Bir bütün kaça ayrılmış? Sayalım. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6'ya ayrılmış. Diğer pasta da 6'ya ayrılmış. Yani biz burada öğrenciler yine şu yanlış yapıyorlar. Hepsini sayıp 12 yazıyorlar paydaya. Hayır.
Paydaya bir parça kaça ayrıldıysa bir bütün onu yazacağız. 6'ya ayrılmış. 6'da 1 yani şurası göstereceğiz. Dediğim gibi buraya 12'de 1 yazmayın sakın. Çünkü hepsini saymayacaksınız. Bir bütünün kaça ayrıldığı ifade ediyor payda olan kısım. Bakın burada da aynı şekilde. 3 tane pasta var ama bizi bir bütün ilgilendiriyor. Yani hepsini sayarsak yanlış olur. Paydaya onu yazmayacağız. Yine birinci adıma koyacağız tabii ki birim kesrimizi. Bir pasta kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4'e ayrılmış. O zaman paydamız 4 olacak. Ve 4'te 1 diyeceğiz. Öğrencilerin yaptığı yanlışı yine söyleyeyim. Hepsini sayıyor. 4, 8, 12. Paydaya 12 yazıyor. 12'de 1 yazdığı zaman tabii ki puan alamıyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.